Dostlar selamlar. Bu videomuzda MA yani hareketli ortalamayı inceleyeceğiz. Hareketli ortalama piyasalarda kullanılan en etkili göstergelerden birisidir. Hareketli ortalama bizlere seçtiğimiz zaman dilimine göre fiyatın ortalamasını gösterir. Bu göstergeyi kullanmamız için öncelikle sol üst tarafta göstergeler tarafına gelerek MA yani gördüğünüz gibi hareketli ortalamayı eklemeliyiz. Karşımıza çıkan MA seçeneğini gelin daha yakından inceleyelim. Hemen üzerine geldiğimizde ayarlar sekmesini görmekteyiz. Ayarlara tıkladıktan sonra Stil tarafında bu emanın rengini veya da kalınlığını dilediğimiz gibi ayarlayabiliriz. Aynı şekilde girdiler tarafından uzunluğu da seçebiliriz. Gelin burayı birlikte 10 yapalım. 10 yapıp tamama tıkladıktan sonra gördüğünüz gibi bir tık değiştiğini gördük. Bunun rengini açık bir renk yapalım daha iyi görünsün diye. Bu çizgi yani hareketli ortalama bize şunu gösterir son 10 adet mumun kapanış fiyatının ortalamasıdır. Şu an günlük grafimiz açık olduğu için son 10 günün fiyat ortalaması gördüğünüz gibi sağ tarafta çıkan 37.114 seviyesidir. Yani son 10 gündür Bitcoin'in fiyatı 37.000 seviyesinde. Gelin bunu değiştirelim ve 25 yapalım. 25 yaptık tamama tıkladık gördüğünüz gibi hemen şekli değişti. Yine günlük grafikteyiz ve her bir mum bir günü temsil etmekte. Son 25 günün fiyat ortalaması ise gördüğünüz gibi 36.570 seviyesidir. EMA göstergesini tüm grafiklerde kullanabilirsiniz. Kısaca emtiyada, kriptoda veya dövizde dilediğiniz her yerde kullanarak kendinize işlemene gireceğinizi destekleyecek ipuçları belirleyebilirsiniz. Şimdi gelin hareketli ortalamalara ne şekilde bakmamız gerektiği ile ilgili daha detaylı bilgiler verelim. Dostlar öncelikle EMA yani hareketli ortalama tek değer ile değil en az iki değer ile takip edilmeli. Tabii ki tek değer ile birçok şey öngörebiliriz. Ancak dediğim gibi en az 2 EMA değeri ile takip etmek en sağlıklısı olacaktır. Gelin aynı şekilde göstergeler kısmından bir adet daha hareketli ortalama ekleyelim. Bu MA değerleriyle ilgili yani uzunluklarıyla ilgili birçok video görebilirsiniz dostlar. Benim takip ettiğim MA değerleri MA7, MA25, MA99 ve MA200 seviyeleridir. Tabii ki bunların bir kısmını kısa bir kısmını da uzun vade olarak inceliyorum. Bunları ileride daha detaylı değiniriz. Şimdilik şunu bilmeniz yeterli. Kısa vade için takip ettiğim MA değeri 7 ve 25'tir. Gelin bunlardan birini 7 yapalım. Rengini de mor yapalım. Diğer MA değerimiz de 25 yapalım. Ve bunun da rengini mavi yapalım. İki değerimizi ekledikten sonra grafiklerde çokça kullanılan ve takip edilmesi çok önemli pariteler olan Death Cross ve Golden Cross'ları göreceğiz. Bu Death Cross ve Golden Cross aslında MA'nın en temel çalışma mantığıdır. Bu mantık da kesişmeden gelir. Yani diyelim ki MA7 yani seçtiğimiz zaman diliminde kapanış yapan son 7 mumun ortalaması ile MA25 yani seçtiğimiz zaman diliminde kapanışı yapan son 25 mumun ortalaması yukarı yönlü kesişti. Bu kesişme fiyatın yukarı yönlü gidebileceğini söylerken aynı zamanda borsalar üzerinde işlem yapan botlara da al sinyali verir. Evet yanlış duymadınız. Piyasadaki botların %80'i MA göstergesine göre işleme girer ve çıkar. Gelin buna bir örnek verelim hemen. Dostlar gördüğünüz gibi MA7 değerimiz mor renkte ve MA25 değerimiz de mavi renkte. MA7 seviyesinin MA25 seviyesinin kestiği şu seviyede gördüğünüz gibi fiyatla bir imelenme gelmiş. Aynı zamanda yukarıya baktığımızda MA7 değerinin MA25 değerini aşağı yönlü kestiğinde de gördüğünüz gibi bir düşüş gerçekleşmiş. Tam tersi durumda da yani şurada örnek verdiğimiz gibi MA7 seviyesi MA25 seviyesini aşağı yönlü keserse bu bizler için bir düş haberi olacaktır ve aynı şekilde botlara da sat sinyalini verecektir kısaca bir özet geçelim dostlar. Seçtiğimiz iki adet EMA değeri var. Küçük olan EMA değeri büyük olan EMA değerini aşağı yönlü keserse biz buna death cross yani ölüm kesişimi diyeceğiz ve bu seviyede biz fiyatta bir düşüş bekleyeceğiz. Yani gelin hemen örneğimizi verelim tekrardan. Gördüğünüz gibi MA7 değeri yani mor çizgimiz MA25'i aşağı yönlü kesti ve fiyatta bir düşüş geldi. Aynı şekilde gelin burada da bir örnek verelim. Gördüğünüz gibi MA7 seviyesi MA25'i aşağı yönlü kesti ve fiyatta bir düşüş gözlemlendi. Yükseliş senaryosu yani golden cross'ta tam olarak şudur. MA7 seviyesi yani küçük olan MA değerimiz MA25 seviyesi yani büyük olan MA değerimizi yukarı yönlü kesecek ve biz de bu olaya golden cross yani altın kesişimi diyeceğiz. Ve fiyatı bu kesişimden sonra bir yükselme gözlemleyeceğiz. Gelin buna da şuradan örnek verelim. Gördüğünüz gibi MA7 seviyesi yukarı yönlü kesişti ve fiyatı bir artış gözlemlendi. Tekrardan burada bir aşağı yönlü kesişim, ufak bir düşüş ve tekrardan yukarı yönlü bir kesişim ve tekrardan fiyatta yükseliş. Ve şu an güncel halimizde de MA7 seviyesi ma 25i kesmiş durumda. 4 saatlik zaman dilimi için konuşuyorum. Ve gördüğünüz gibi fiyat aşağı yönlü yeme kazanmış durumda. Dostlar zaman dilimi küçüldükçe MA etkisi küçülür. Yani demek istediğim şey şudur saatlik veyahut da 4 saatlik grafikte yukarı yönlü bir kesişim %7-8 kar verebilir. Ancak günlük grafikte görebileceğimiz bir Golden Cross %60, %70 hatta %200'lere kadar kar getirebilir. Bu demek istediğime gelin bir örnek verelim. Gördüğünüz gibi Bitcoin'in büyük resmine bakmaktayız. Ve gördüğünüz gibi şu seviyede bir Golden Cross yaşam. Yani gördüğünüz şu seviyede Bitcoin'in fiyatı yaklaşık olarak 34.000 seviyelerindeydi. Yaşanan bir Dead Cross yani gördüğünüz gibi şu kesişimden itibaren gelen bir %17-18'lik bir düşüş. Ardından gelen Golden Cross'ta alım yapanlar bir sonraki Dead Cross'a kadar yani şu seviyeye kadar %40'lık bir kazancı elde ettiler. Peki bu tek başına yeterli bir gösterge midir? Asla değildir dostlar. Şimdiye kadar söylediğimi tekrar ediyorum. Hiçbir zaman tek göstergeye bağlı işlem yapmayacağız. Örneğin gelin şuradan tekrar bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir dead cross yani MA7 değerinin MA25 seviyesini aşağı yönlü kesmesini görüyoruz. Fakat gördüğünüz gibi fiyat hemen ardından bir golden cross yaparak çok güzel bir yükseliş takip etmiş. Ve aynı örneği şurada da verebiliriz. Gördüğünüz gibi şurada bir dead cross var fakat fiyat tekrardan yukarı yönlü imelenmiş. Düşüş senaryosuna da örneği şu şekilde verebiliriz. Gördüğünüz gibi MA7 seviyesi MA25 seviyesini 54K seviyesinde kesmiş ve ardından gelen 30K seviyesini görüyorsunuz. Yaklaşık %45-%50'lik bir değer kaybı mevcut. Ve gördüğünüz gibi MA7 seviyesi MA25 seviyesini güncel olarak aşağı yönlü kesmiş durumda ve burada bir düşüş gözlemlenebilir. Büyük resimde yani Bitcoin'e günlük olarak bakacaksam mutlaka MA50, MA99 ve MA200 seviyesini kullanırım. Örneğin şu an Bitcoin'de günlük grafik açık ve MA 99 ile MA 200 seviyesini grafiğime ekledim bir grafik EMA değerlerinin üzerinde ise bir artış gelir. Aynı şekilde eğer bir EMA seviyesinin altına düşüş gelirse biz o düşüşün devamını bekleriz. Ve bu dediğimin desteklenmesi için EMA 99 değeri mutlaka takip edilmeli. Kısaca gelin şöyle bakalım. Bitcoin'in gördüğü 3.800 dip seviyesinden sonra fiyat 7.900 seviyesinde EMA 99 yani gördüğünüz gibi şu kırmızı EMA çizgisinin üzerine çıktı. Burada gördüğünüz gibi tarih 29 Nisan 2020 yani aslında devasa bir yükseliş senaryosunun başlangıç tarihi. Gördüğünüz gibi şu kırmızı çizgiyi takip edin. Hatta gelin diğerlerini kapatalım. Sadece MA99 değerine göre işlem yapalım. Diyelim şu seviyede işleme girdiniz. Gördüğünüz gibi fiyat MA99 seviyesinin üzerinde devamlı tutunmaya çalışmış. Devasa bir yükseliş gelmiş. Ve tekrardan MA99 seviyesi 53K seviyesinde kırılmış. Yani aslında şunu görüyoruz. Bitcoin MA değerinin üzerindeyken yani MA99 seviyesinin üzerindeyken Gördüğünüz gibi aşırı şekilde bir ivme kazandı. Ve fiyat MA99 değerinin desteğini kazanıyordu. Yani aslında bu MA99 değeri bizler için bir destek görevi görüyordu. Yani bizim desteklerimiz sadece yatay veya hatta eğimli destek dirençler değildir. MA değerlerini de mutlaka takip edeceğiz. Gördüğünüz gibi MA99 desteği 52-53 seviyesini seviyesinde kırıldıktan sonra artık bir dirence dönüştü. Yani fiyat MA99 seviyesinin altında hareket ediyor. Maalesef bu botlar ve temkinli yatırımcılar için bir düşüş sinyalidir. Yani ileride şunu görebiliriz. MA99 seviyesi buraya gelir. Bitcoin de aynı şekilde şu hareketini yapar ve eğer MA99 seviyesinin üzerinde tutunursa biz yeniden bir yükseliş senaryosu ve aynı şekilde MA99 seviyesinin de Bitcoin'e destek olarak çalışacağını görebiliriz. Yani şöyle rengi de değiştireyim kafa karışıklığı olmaması için. Diyelim ki şu MA99 değerimiz olacak. Bu da Bitcoin'in gidişatı olacak. Yani gördüğünüz gibi şu hareketi bekleyeceğiz. Bu MA99 değeri ve Bitcoin şöyle hareketler yapacak. Tekrardan MA99'un üzerine çıkıp burayı desteğe çevirdikten sonra yükseliş bekleyeceğiz ve buna göre pozisyon alacağız. Yani kaçırma korkusu ve FOMO'yu lütfen unutun. Gördüğünüz gibi MA99 değerinin üzerine çıktığı tarih 28 Nisan 2020 ve ardından sadece Bitcoin'den kazandırdığı tepe seviyesi olarak bakarsak %726. Kırılım seviyesine bakarsak yani gördüğünüz şu kırılım seviyesine bakarsak %500'lük bir kar onun mevcut. Bu tabii ki Bitcoin için dostlar. Gördüğünüz şu yükselen trend aslında EMA 99 değerinin ta kendisi. Bitcoin bile %500, %600 kazandırdıysa gelin altcoinleri siz düşünün. Yani EMA gerçekten bu kadar önemli bir gösterge. Fakat tekrar ediyorum kesinlikle uzun vadede daha net gözüken ve daha garanti sonuçlar veren bir göstergedir. Yani saatlikteki emalar sizi aldatabilir. Onlara da şimdi örnek vereceğiz. 20 ve 25K seviyesi neden bu kadar önemli? Aslında bunları MA'lar da oldukça destekliyor dostlar. Gelin şuna da bir örnek verelim. Gördüğünüz gibi MA7 değeri MA25 seviyesinin kesti ve bu seviyeden sonra ciddi bir düşüş geldi. Yani gördüğünüz gibi şu kesişim noktası ve ardından gelen düşüşü görüyorsunuz. Aslında 20K seviyesini bu kadar önemli kılan şey gördüğünüz gibi MA99 değerinin 20 kaya denk gelmesidir. Yani aslında Bitcoin'den şu hareket bekleniyor. Diyelim ki MA seviyesi şu şekilde ilerleyecek. Bunu kırmızı yapalım. Ve aynı şekilde Bitcoin şu şekilde düşünün tamamlayıp MA99 seviyesiyle 20-25K arasında buluşacak ve yoluna devam edecek. Yani az önce anlattığım o yükseliş trendi tekrardan MA99 seviyesiyle gerçekleşebilir. Gelin tek başına kullanıldığında neden faydalı olmayacağına dair örnekler verelim dostlar. Gördüğünüz gibi şu seviyede ciddi bir ihlal görüyoruz. Yani MA7 değerimiz mor çizgimiz MA25 seviyemizi şu seviyede yukarı yönlü kesti. Dikkatli bakarsanız görürsünüz. Ve fakat maalesef fiyat sert bir şekilde aşağı yuvarlandı. Yani tekrar ediyorum. Hiçbir gösterge gibi bu da tek başına işleme girmek için yeterli değil. Dediğim gibi saatlik veyahut da 4 saatlik zaman diliminde aldatıcılığı oldukça fazladır. Ancak günlük ve haftalık grafiklere göre işleme girecekseniz mutlaka EMA değerlerine bakmalısınız. Önünüzü görmeniz için veyahut da ne şekilde desteğe tutunduğunuzu anlamak için oldukça fayda sağlayacaktır. Şimdi gelin sizlere altın bir ipucu vereyim dostlar. MA 25 seviyesi benim için gerçekten çok önemlidir. Nedenle önemli olduğunu şimdi sizlere anlatacağım. Şu an tüm değerleri kapattım ve sadece MA 25 değerim açık. Dostlar şimdi dikkatinizi bir şeye verin. Fiyat MA 25 seviyesinden ne kadar yukarı yönlü uzaklaşırsa o kadar sert düzeltme bekleriz. Aynı şekilde fiyat MA 25 değerinin ne kadar altına düşerse o kadar sert yukarı yönlü imeler bekleriz. Demek istediğim şey aslında tam olarak şu. Gelin şu kesişim ile şu kesişim arasındaki seviyeyi inceleyelim. Gördüğünüz gibi fiyat MA25 değeri ile arasına oldukça güzel bir boşluk bırakmış. Aslında bu bir nevi aç gözlülük endeksidir. Yani aslında bu seviyede birçok kişi işleme girmiştir ve sağlam bir yükseliş trendi mevcuttur. Fakat her ne olursa olsun unutmayın. Fiyat mutlaka ortalama ile kavuşmayı ister ve kavuşur da. Yani ortalama her şeydir dostlar. Fiyatı ortalamadan ayrı düşünmemiz mümkün değildir. Gelin bir sonrakine bakalım. Gördüğünüz gibi EMA 25 seviyesiyle fiyat burada da oldukça arasına büyük farklar açmış. Fakat ne demiştik? Fiyat mutlaka ortalamasına kavuşmak ister ve kavuşur da. Gördüğünüz gibi sağlam bir düzeltme ve tekrardan bir yükseliş senaryo. Aynı şekilde gördüğümüz gibi burada da güzel bir boşluk oluşmuş ve aynı şekilde tekrardan sağlam bir düzeltme. Fakat burada dikkatinizi çekmesini istediğim bir şey var. O da tam olarak şu dostlar. Gördüğünüz gibi MA25 ile fiyat arasındaki boşluk seviyesi fiyat arttıkça azalmaya başlamış. Yani aslında bu bize trendin gücünün azaldığını gösteren bir göstergedir. Kısaca şuradan örnek vereyim. Gelin şu iki kesişim arasındaki fiyatı inceleyelim. Gördüğünüz gibi arasındaki boşluk fazlayken burada biraz daha azalmış ve burada artık neredeyse neredeyse teğet geçmiş durumda. Bu tepenin zayıfladığının bir göstergesidir. Hemen ikincisini alacağız. Uzun mumlara bakacağız. Uzun mumlara baktık. Bu tepe bizlere %66 kazandırmış. Bir sonraki tepeye geliyoruz. Bu tepe bize %27 kazandırmış. Bir sonraki tepeye geliyoruz. Gördüğünüz gibi bu tepe de bize %17 kazandırmış. Yani tepeler gittikçe düşüyor. Yani fiyat artık etkisini kaybetmeye başladı ve aşağı yönlü gidebilir. Bu bir sinyaldir. İkinci sinyal MA25 değeri. Bakıyoruz MA25 değerine. Arasındaki farklar oldukça hafiflemiş. Yani aradaki farklar kapanıyor. Bu ikinci bir düşüş sinyalidir ve burada artık spot alım kapatılır. Long yönlü pozisyon varsa short yönlü pozisyon alınır. Bildiğiniz gibi 58-59K seviyesinde ben işlemden çıkmıştım. İşlemden çıktığım seviyenin neden burası olduğunu da şuradaki kesimden çok rahat anlayabilirsiniz. Evet sonrasında tekrar bir yükseliş geldi. Fakat bir önceki tepenin üzerinde bir tepe yapmadığı için maalesef düşüş yönlü trendimiz başlamış sayıldı. Ekran çok karıştı. İlerleterek izlediyseniz anlayamazsınız. Lütfen tane tane izleyin. Dostlar sizlerle birlikte EMA değerinin ne olduğunu konuştuk. EMA 25 değerinin sihrinden bahsettik. Ortalamanın her şey olduğunu söyledik. Fakat şunu da unutmamakta fayda var. EMA yani hareketli ortalama kendi başına oluşmaz. Fiyata göre oluşur. Yani mum kapanışı olmadan EMA'da bir değişiklik göremezsiniz. Mum kapanışı gelir ve ona göre EMA yukarı veya aşağı yönlü ime kazanır. Fakat her ne olursa olsun dediğim gibi, eğer günlük ve haftalık grafik takip ediyorsanız ve spot alım için mutlaka etmelisiniz de EMA değerlerini asla görmezden gelmeyeceksiniz. Küçük olan EMA seviyesi büyük olan EMA seviyesini yukarı yönlü keserse yükseliş. Aynı şekilde küçük olan EMA seviyesi büyük olan EMA seviyesini Aşağı yönünü keserse de düşüş bekleriz. Şimdilik sizlerle vedalaşıyoruz. Bir sonraki konumuz olan RSI indikatörü pozitif ve negatif uyumsuzluklar ile görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.